Mehtadi Hanım geldiler. Yukarıda sizi bekliyorlar. Galiba. Habersiz geldiğim için kusura bakma. Eğer çok meşgulsen gidebilirim. Hayır hayır, öyle demek istemedim. O kızın karşısında beni ezip geçtin hata. Daha ilk krizde beni yanından taşınmakla tehdit ettin. Beni. Yani karını. Neden? İşte bunun cevabını almak için geldim buraya. Ve cevabını da buldum. Konuşalım müftadi. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki buraya konuşmak için geldim zaten. Ayşen'e karşı en küçük bir hareketimi bir tehdit, bir saldırı gibi algılıyorsun. Her şey açık aslında. Sen sadece Ayşen'e sahip çıkmıyorsun. Annesine ve hatıralarına da sahip çıkıyorsun. Yanılıyor muyum acaba? Şunları alayım. Bırak lütfen şunları. Sen hala babadan kalma bu eski defterleri mi kullanıyorsun? Muhasebe kayıtlarını bunlara tutmuyorsun herhalde. Bazı önemli notlar alıyorum ben buraya. Denizdeyim. Sen ciddi misin? Nasıl yani, daha önce hiç denize girmedin mi? Bir dakika, bir dakika. Ben yanlış anlıyorum galiba. Yani tatil falan? Tatil. Babam öyle tatillere götürmezdi beni. Yani kendine gitmezdi zaten. Çok çalışkandı. Havaları sıcak olduğunda Sultan Fazlı'na giderdik. Oradan uzaktan kuşları izlerdik. Yani sen öyle bildiğin gibi tatile çıkmak, denize girmek falan yoktu bizde. Sen ciddisin galiba, ha? Garip geliyor değil mi? Deniz, hava, güneş. Baktığında hepimiz aynı. Ama değil işte. Bazılarının her gün öylesini yaptığı şeyler bazılarımız için hayal, rüya gibi. Mesela deniz. Senin pencereden bakmaktan sıkıldığın deniz, benim için annemin yıllarca anlattığı masalların bir parçasıydı her zaman. Ben daha önce senin gibi biriyle hiç tanışmadım. Farkımızın farkındayım. Ama denize yeni kavuştuğum için, Boğaz'la yeni tanıştığım için dert yanıyorum sanma. Aksine. Ya, siz bütün bu güzelliklere o kadar alışmışsınız ki gözünüz güzel olanını bile görmüyor artık. Benim gözüm güzel olanı her zaman görüyor. Sadece yüzünü görmek istedim. Bugün beni yıldan taşınmakla tehdit ettin ata. Apartmandaki daireyi kullanıp
En ufak bir tartışmamızda aba altından sopa mı göstereceksin ata? Ayrıca o dairenin boş durması da anlamsız. Bunu ayrıca başka bir zaman konuşuruz tabii ki. O ev artık yok üstadı. Sattım. Sen denizi gerçekten çok seviyorsun. Evet, ama uzaktan seviyorum. Yakından sevmek ister misin? Nasıl yaparsın ata? Bana sormadan çocuklarımıza ait olan o evi nasıl satarsın? Sen nasıl yaparsın bunu? Çocuklarımız doğduğunda bir sürü malları, mülkleri, evleri vardı. Ve şimdi büyüdüler ve sen onlara şimdi hiçbir şey bırakmadın. Sen bunu nasıl satarsın? Mecbur kalmasaydım satmazdım üstad. Bu kaçıncı mecburiyet? Başka bir cevap bulmalısın. Bu cevabı kabul etmiyorum. Hani yalıyı satınca her şey düzelecekti? Hani bütün borçlar ödenecekti? Ne oldu da yetmedi? Neden durup dururken o evi satmak zorunda kaldın? Bana bunun cevabını vereceksin ata. Tefeciye ödediğiniz borç, benim adıma ödenen borç, haberim bile olmadan devraldığınız borç. Öyle icap etti. Bu kadar mı? Verecek daha açık bir cevabın yok mu? İleride işlerimi düzeltip bunu telafi edeceğim. Ama sana şu anda en açık vereceğim cevap bu. Çocuklarımıza şu köhne atölyeden başka hiçbir şey bırakmadım. O köhne atölye sayesinde yıllarca dimdik ayakta kaldık. Bundan sonra yalıdan çıkmakla ilgili yaptığın her türlü tehdit benim için sadece ucuz bir blöf. Unutma. Bugünü hiç unutmayacağım. Dur bakalım Ayşen. Bugün daha bitmedi. Hayır yani benim için bitmeli artık. Evdekiler merak ederler. Evdekilerden sanki ailenden bahseder gibi bahsediyor. Gerçekten bu kadar yakın mısınız? Onlar benim ailem gibi oldular artık. En zor anlarımda yanımdaydılar. Atabey ve ailesinden başka hiç kimsem yok benim. Atabey gerçekten çok zor bir adam. Ama ona rağmen ben bile sizin aranızdaki bağın farkındayım. Zor adam nasıl olur ki? Ya Atabey çok iyi bir insan. Onun kalbi, onun ruhu iyi. Bakışları, sesi, her şey huzur veriyor insana. Onlar olmasaydı İstanbul'da kalmaya devam edemezdi. Sen olmasaydın onlar da yıllarında yaşamaya devam edemezdi. Ben teklif ettim, ben ısrar ettim. Bana hala güvenmiyorsun.
Sana güvendiğimi az önce ayaklarımı denize sokarken ispat etmedim mi? Hayır hayır, yanlış anladım. Yani bana güvenmemekte haklısın diyecektim. Başından sonuna kadar yaptığım her şey yanlıştı. Ama yanlışlarımla yüzleştim. Seni yeni yeni tanımaya başlıyorum. Özellikle bu Süreyya konusu... O konuyu açma lütfen. Süreyya ve ben birbirimize söylememiz gereken her şeyi söyledik. Süreyya ile ilgili kendini bana borçlu hissediyorsan yanılıyorsun. Hayır, Süreyya yüzünden değil. Sana yaptığım yanlışlar yüzünden sana bir özür borcum var ve ben borçlarıma sadığım. Şey, benim artık gerçekten gitmem lazım. Peki. Baban iyice keçileri kaçırdı herhalde Feride. Şimdi Ayşe Hanım'ın kafası bozuldu. Pıl yıpırtıyı toplayıp gidiyoruz yani, öyle mi? Saçmalama Atıf. Annem halledecektir bir şekilde. Bence o kadar emin olma. Babanın sağ solu belli mi? Hı? Adam kendi kızını, damadını düşünmüyor. Nasıl engel oldu inşaat işime? Adam kendi haline bakmadan, ticareti beceremedim, çuvalladım demeden beni beğenmiyor, öyle mi? Ama pişman olacak. Gün gelir devran döner. O beğenmediği damadına da bir gün muhtaç kalır. Nasıl böyle konuşabiliyorsun Atıf? Babamdan bahsettiğimizin farkında mısın sen? O senin babansa ben de senin kocanım. Yalısını kaybetmiş sınırlı bir adam bana hiç güvensiz muamelesi yapamaz. Ya adam kendi haline bakmadan beni eziyor, sen de oturup bunu seyrediyorsun. Senin benim yanımda durman gerekiyorken hala babam babam diyorsun. Yalan söylemeseydin arkanda durabilirdim Atıf, kusura bakma. Ne gerek var birbirimizi gelmeye? Feride, bak kafamızın rahat etmesi lazım. Evlenirken sana söyledim. Bizimkiler iflastan sonra sıfır. Benim de sorumluluklarım var. Onlara bakmam gerekiyor. Tamam, biz de boş durmayacağız tabii ama... yani o zamana kadar ne göreceksek sizinkilerden göreceğiz dedim. Ama babandan bir şey gördüğümüz yok. Ha şimdi bana babam zor durumda falan deme bana. Senin babanın zor durumu 7 mahalleyi doyurur. Ya en azından şu daireyi senin üstüne yapsın. Satalım, keyfimize bakalım. Bak kafamız nasıl rahat ediyor ondan sonra. Mehcetine haksızlık olur o zaman. Nasıl diyeyim benim üstüme yapın diye. Şey yapalım. Kirayı veririz. Kiradan gelen parayı da biz alırız. Durumumuz düzelene kadar ha? Ya, tamam o zaman, yapacak bir şey yok. Feride. Anne. Ne oldu? Konuştun mu babamla? Bana ikna edemediğini falan söyleme lütfen. Tam da apartmandan kira alırız derken. Anne bir şey söylesene. Taşınıyor muyuz, taşınmıyor muyuz? Allah kahretsin. Taşınıyoruz değil mi? O aptal deliğe geri dönüyoruz. Herkes gülecek bize, herkes. Hiçbir yere gitmiyoruz. Başımızı sokacak bir delik bile yok artık. Baban evi satmış Feride. Anladın mı? Baban evi satmış! Teşekkür ederim bugün için. Asıl ben teşekkür ederim. Ben ne yaptım ki? Bana verdiğin ikinci şans için. Şans demeyelim buna. Küstildik zaten. Hoşça kal.
ulaşamıyorum. Feride'nin de hakkı vardı. Yangından mal kaçır gibi kimseye danışmadan yapılacak iş değil. Bırak da onu Feride söylesin Atıf. Neden satmış babam, ne diyor? Ay nasıl satabilir ya? Ay nasıl satabilir? Ben sordum. Bana söylemedi. Şimdi istersen sen git bir de sen sor. Belki sana söyler Feride. O uğursuz atölyeden başka hiçbir şey kalmadı elimizde anne. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bitti işte. Nefret etmiyor. Şimdi ne derse desin kızınız sizi çok seviyor. Ayşe. Kızım. Bir şey diyecektiniz. Kızım bilmesin. Annesinin onu elleriyle baba sevgisinden mahrum bıraktığını hiçbir zaman bilmesin. Teşekkür ederim Ayşe. Bugün hiç bitmeyecek sanki. Yıldızlar parlak. Yarın daha güzel bir gün olacak. Pırıl pırıl. Ama insan mutsuzken o ışıltıyı bile görmüyor galiba. Bir kez sevdiklerinin acısını, öfkesini görünce güzellikler bile yetmiyor. Bugün teknede bir şey mi oldu? Teknede mi? Hayır.
Bugün aslında bir tek teknede mutluydum ben. Buna sevindim. Biliyor musun? İlk kez ayaklarım denize değdi. Savaş... Öyle işte. Devam et Savaş. O tatsızlıklardan sonra onun yanında rahat hissedemem sanıyordum. Ama öyle değildi. Bugün teknede yıllardır tanıdığım biri gibiydi. Öyle garip ki. Hem çok tanıdık hem çok yabancı. Bana o kadar uzak ki aslında. Ben de ona tabii. Dizilerdeki kahramanlara benzetiyorum herhalde onu. Elimi uzatsam dokunabileceğim kadar yakınken bile onlar kadar ulaşılmaz gözüküyor. Yüzüne bakmak çok zor. Neyse. Sen o döşemecideki sorununu halledebildin mi? Ne sorunu? Döşemecide sorun çıkmış ya. Apar topar bu yüzden gitmedin mi sen? Bunu sana Savaş mı söyledi? Evet. Sen Savaş'a gelemeyeceğini söyleyince biz de tekneye bindik işte. Ben bugün gerçekten yorucu bir gün geçirdim. Sabah da erken kalkmam gerekiyor. Sana iyi geceler. İyi geceler. Yarın daha güzel bir gün olacak demiştin. Unutma.
Günaydın. Günaydın. Affedersiniz de ben kapıyı öyle açık görünce. Ya önemli değil. Dün gece çalışmışım, gözlerim yoruldu. Biraz dinlendirmek istedim, uyumuşum. Hiç rahat bir uyku olmamıştır o zaman. Bakabilir miyim? Tabii. Ne güzel parlıyor. İçinde renkler dans ediyor sanki. Saçmaladım değil mi? Bembeyaz pırlanta işte. Renk ne gezer içinde. Saçmalamadın. Taşı gördün. İçini, ruhunu. Beyaz, saflığın rengi. Tüm renkleri içinde barındırır. Ne güzel söylediniz. Sizinle konuşurken aklıma geleni söylemekten hiç korkmuyorum. Ayıplanır mıyım, aptalca bir şey söyler miyim hiç düşünmüyorum. Ata Bey, dün Feride'nin söylediklerinin hiçbiri gönülden değildi. O sizi gerçekten çok seviyor. Siz çok, çok iyi bir babasınız. Bir kız çocuğunun sahip olabileceği en iyi babasınız. Her şey düzelecek. Lütfen üzülmeyin. Gidelim mi? Gidelim. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Salona geç. Otur. Anne ben doğru mu gördüm? Sen kapıyı kilitleyip babamı almadın mı odaya? Nerede yattı babam akşam? Sence? Müştemilat. Başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi şu müştemilat olayını ne kadar çok kafaya taktın anne. Şu yalının satışı bile bizi kurtaramadıysa biz bitmişiz. Bana evden bahsetme lütfen Feride. Lütfen. Bu ev bahsini kapatalım artık. Yeter. Özellikle de Ayşe'ne karşı. Bizi bu kadar çaresiz, bu kadar bitik görmemeli. Ona muhtaç olduğumuzu hissettirmemeliyiz. Teşekkürler. Savaş. Günaydın. Ne tür bir oyun oynuyorsun sen? Ha? Açıldı. Ayşen sana dünkü küçük çalımımdan bahsetmiş. Neden Ayşen'in peşindesin Savaş? Neden Ayşen'le oynuyorsun? Ne oyun meselesi? Sana bir şey soracağım. Ayşen de onunla oyun oynadığını düşünüyor yoksa bu sadece senin fikrin? Ayşen seni benim kadar iyi tanımıyor Savaş. Hı. Anlaşıldı. Senin fikrin. Nasıl bir oyunmuş bu? Anlatsana. Ne yapıyormuşum, nasıl oynuyormuşum Ayşen'le? Boş konuşuyorsun Fatih, boş. O kız dün teknede benimle belki de hayatının en güzel gününü yaşadı. Bak, neden Ayşen'le ilgileniyormuş gibi yapıyorsun bilmiyorum. Ama sana tekrar tekrar söylüyorum, bunu yapma. O kız hala sana inanıyor, görmüyor musun? Senin sırf kendini eğlendirmek için yaptığın bütün saçmalıklara rağmen hala sana inanıyor. Ya seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Ayşe'nin kalbini mi kırdım? Evet kırdım. Ve şu an onarmaya çalışıyorum. Fatih, ben onunla oyun oynamıyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Ve Ayşen dışında kimseyi inandırmak zorunda değil. Sen Ayşen'le oynuyorsun Savaş. Sadece kendini eğlendirmek için. Sırf biraz daha eğlenebilmek için o kızın kafasını karıştırıyorsun. O kız sana aşık. Görmüyor ya ben de ona aşıksam. Ya Ayşen'e aşık olduysam?
Sen de aşk. Sen de Ayşen'e aşık olma. Ayşen ve ben. Demek kulağa bu kadar garip geliyor. Şimdi bir düşün bakalım. Ayşen'i sen mi aşağılıyorsun? Yoksa ben mi? Ayşen? Ayşen bir dakika. Ayşen bak, konuştuklarımızın ne kadarını duydum bilmiyorum ama... Ne kadarını mı duydum? Kendimi kötü hissedeceğim kadarını duydum. Beni nasıl ezdiğini duydum. Ayşen, seni ezen ben değilim. Ben gerçekten dost olduğumuzu düşünmüştüm. Bu yüzden... Sana güvendiğim için dün teknede ne kadar iyi vakit geçirdiğimizi anlatmıştım. Sana güvenmiştim Fatih. Beni niye böyle küçük düşürdün? Ayşen, ben seni küçük düşürmüyorum. Ben seni korumaya çalışıyorum. Korumaya mı? Ya sen kendini ne sanıyorsun? Benim korunmaya ihtiyacım olduğunu da nereden çıkardın? Savaşın benim için bir tehlike olduğunu nereden biliyorsun? Sen benim ona... Senin ona aşık olduğunu mu nereden çıkardın? Yeter artık. Bu kadar terbiyesizlik. Senin kalbini kırdı. Ve sen izin verdiğin sürece kırmaya devam edecek. Bunu görmüyor musun Ayşen? Seninle oynamasına izin verme. Ben hiç kimsenin oyuncağı değilim. Ne senin ne de Savaş'ın. Hiç merak etme. Ayşen. Ayşen. Ne oldu Fatih? Sen Ayşen'le oynuyorsun Savaş. Sadece kendini eğlendirmek için. Sırf biraz daha eğlenebilmek için o kızın kafasını karıştırıyorsun. Ben hiç kimsenin oyuncağı değilim. Ayşen'le Savaş yüzünden kavga ettiniz değil mi? Benim yüzümden tartıştık. Ayşen haklıydı. Ben bu kez haddimi aştım galiba. Biz insanlar o kadar zayıf yaratıklarız ki... gözümüzü kamaştıran yalanları sever... gerçekleri gördüğümüz zaman da kızarız. En çok da o gerçekleri bize gösterenlere kızarız. Hayallerimizi yıkıp bizi korkuttukları için... Ayşen'i kırdım. Doğru ya da yanlış artık ben de emin değilim. Sadece inandıklarımı söyledim. Ama bu kez ileri gittim. Ben kızımın kırılmasını istemiyorum Fatih. Ne kalbinin, ne onurunun, ne de hayallerinin. Ama illaki kalbi kırılacaksa bu yalanlardan değil, gerçeklerden olsun. Teknede Ayşen'le gördüm. Bütün gece seni bekledim. Ne bileyim, gelirsin, ararsın, bir açıklama yaparsın diye. Demek ki yapılacak bir açıklama yokmuş. O kız da teknedeydi Savaş. Evet. Bu mevsimde tekne havasını bulunca kaçırmayacaksın. Ne iş vardı o kızın teknede? Esen, senden izin alacak değilim.
Hepsi ödendi mi? Kuruşu kuruşuna. Güzel, teşekkür ederim. Demek elimizde bunlar var. Sabahın bu saatinde beni buraya çöp atmaya mı çağırdınız? Ha? Ne yapacağını söylememe gerek yok sanırım. Sıfırdan başlıyorsunuz. Savaş mı? Şimdi değil Koran. Savaş Bey, size bunu vermeye geldim. Bu ne? Çeki bozdurmadığınız için Katiboğlu... Ta başından beri beni şu masaya oturtmak için mücadele veriyorsun, savaş veriyorsun. Ama adın gibi iyi bir savaşçı değilsin. Çünkü adil bir savaşçı değilsin. Senin bu hayatta yapacağın tek şey var, para saymak. Şimdi otur, paranı say. Ekibe söyle. Yarım saat sonra odamda olsunlar. Şimdi ne yapacaksın ihtiyar? Ata Bey, kaç yıldır yan yanayız? Yani bu tasarımları gördüğümüz ilk anın heyecanı hiç değişmiyor. Bizi bu heyecan ayakta tutuyor usta. Eğer bu heyecan olmasaydı ne ben bu masaya oturabilirdim... ...ne de sen yıllardır burada çalışıyor olabilirdin. Bu cevherleri ne zaman gün ışığına çıkaracağız? Hiç acelemiz yok. Dursunlar bakalım şöyle isimleri yavaş yavaş aklıma düşsün. Hele şu. Hemen fotoğrafını çekip kataloğa koymak lazım. Muhteşem bir şey, muhteşem. Bu satılık değil. Gerçekten dahi yani. O kadar ince, o kadar detaylı çizmişsiniz ki bize sadece ince işçilik kalıyor. Baktım iş başa düştü. Oturdum çalıştım. Abartılacak bir şey yok. Daha önce hiç kalemi elinize almamıştınız. Bizi işsiz bırakacaksınız Savaş Bey. Önemli olan bu tasarımların 25. yıl kutlamamıza yetişmesi. Evet arkadaşlar. Nostalji serimiz hepimize hayırlı olsun. İyi çalışmalar. Aşık görmüyor musun? Ya ben de ona aşıksam? Ya Ayşen'e aşık olduysam? Temizlik mi yapıyorsun? Yok.
Öyle ortalığı toparlayayım dedim biraz. Biraz ara ver bari. İyice kapattın kendini odaya. Bize bozuldun diye çıkmıyorsan onu bilemem tabii. Ne bozuğu? Hem ben yanına gelecektim zaten şimdi. Babanla barıştınız mı? Çok üzülmüştü o. Biz baba kızız Ayşen'cim. Merak etme, aramızda küslük olmaz. Sana öyle söyleten bir baban olduğu için çok şanslısın. Ben babamı değil de annemi düşünüyorum aslında. Annem sana çok kırıldı. Çok. Biliyorum. Ben Üftade Hanım'ı kırmak istememiştim. Sadece müstemilatı yaşatmak istedim. Tamam canım, yaşasın müstemilat. Yani o konu kapandı gitti zaten. Annem çok hassastır Ayşen. Öyle odalara kapanıp tavır yaptığını düşünürse aradaki buzları hiç eritemezsin, ben sana söyleyeyim. Açıkça söylüyorum, annem öyle surat asmaları falan gelemez. Bavullarınızı toplayın gidiyoruz der. Olur biter yani. Ne gitmesi Feride? Ben ne yaparım siz giderseniz? Şurada 2 ayda aile oldunuz bana. Benim sizden başka kimim var Feride? Hem benim canım başka şeye sıkılmıştı. Onun için odaya gelip kapandım. Onu biliyorum. Onu biliyorum da biz bütün düzenimizi bozup buraya senin için geldik. Yani sırf sen yalnız kalma diye. Sana kıyamadığımız için. Biliyorsun. Ya annem bu gerginliği daha ne kadar çeker, ne yapar hiç bilemiyorum. Hani ben sadece dostun olarak söylemek istedim bunları. Ben bir anneme bakayım o zaman. Anne, dediklerini aynen söyledin. Birazdan gelip ayaklarına kapanırsa hiç şaşırma. Hiç şaşırmam. Ben bilirim böyle ezikleri. Ne kadar üzerine basarsan o kadar kıymetini bilirler. Sağlık. Çok güzel olmuşlar. Fatih, geçti değil mi artık? Eskisi gibiyiz. Sen ne yaparsan yap, kardeşler arasında küslük olmaz. Ne kadar uğraştın. Emeğin büyük. Senin elindeydi. Abartma. Alt tarafı usta ne diyorsa onu yaptı. Prenses. Koltukların sonuna gelmiş ha. Biraz gecikti. Fatih tembellik yaptı herhalde. Benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Ne oluyor size? Ya birbirinizin yüzüne bakmadınız. Abartma Süreyya. Fatih ile ben her zaman gidiyoruz. Yalan söylüyorsun. Ya konuşmadınız bile. Fatih. Ne zamandan beri bu kadar önemli? Ne demek istiyorsun? Yani siz de kardeş gibi büyüdünüz. Senin için de önemli değil mi? Evet, kardeş gibi büyüdük. Ama kardeş değiliz.
Ne okuyorsun sen? Neye daldın? Bak. Müzayede haberleri her yerde. Ama kapımızı çalan yok. Belli ki bu yıl davet edilmeyeceğiz. Bizim soyadımız Katipoğlu. Buradaki bütün tabloları, bütün vazoları o müzayededen aldık biz. O günler eskidendi Feride. Eskiden. Katipoğlu soyadını duyan bütün kapıları aralardı. Ama şimdi bak. Oturmuş köşemizde davetiye bekliyoruz. O müzayedeye katılamazsak prestijimiz bozulur. Yerin dibine gireriz Feride. Ben de şimdi davetiyelere bakıyordum Hülya'cığım. Dernekten kurye gelecek, ben de yedek listeme göndereceğim. Peki canım. Sevgiler tatlım. Ah, hoş geldin hayatım. Erkencisin. Hoş bulduk anneciğim. Hangi davet için bunlar? Müzayedeyi unuttun, düşünmek bile istemiyorum Savaş. Biliyorsun bu dernek için çok önemli. Sadece dernek için değil, hepimiz için önemli. Atabeyler de davetli mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Biliyorsun komitedeyim. Katipoğlu ailesinin adını bile geçirmedim. Bu yıl davetli değiller ve mesajı da alacaklar. Anneciğim derneğe ara, Ayşen Kaya adına davetiye çıkartır. Ayşen mi? Şaka mı bu? Ne diyorsan bunu yap. Sen rica ettikten sonra ekstra bir davetiye çıkartmaları sadece 5 dakikalarındadır. Savaşçım, bak. Bu müzayede herhangi bir davet değil. Her şeyin bir sınırı var. Yani ben Ayşen'i orada düşünemiyorum bile. Müfettiş Hanım kalkmayın lütfen. Sizinle bir konuşabilir miyim? Sen geldin diye niye kalkayım Ayşen? Bana böyle çocuksu tavırları yakıştırabilmeni bile hakaret sayarım. Ben sadece sizi kırdığımın farkındayım ve çok üzgünüm. Oturdum. Konuş bakalım, seni dinliyorum. Ne anlatacaksın? Ben müştemilat konusunda biraz fazla hassasım. Bu yüzden söyledikleriniz biraz ağır geldi. Ama sonra sakinleşince kötü bir şey söylemediğinizi anladım. Annem de babam da bu evin çalışanlarıydı. Namuslarıyla çalışıp ekmek parası kazandılar. Bunda da, bunu söylemekte de kötü bir şey yok. Evet. Nihayet beni anladığına sevindim Ayşen'cığım. Benim yüzümden Atabey'le aranızda sorun olsun istemem. Sorun? Atay'la benim aramda sorun olmaz ki. Yani olursa da bunun sebebi sen olmazsın, emin ol. Olamaz. Özürümü kabul ettiniz mi yani? Ay sağır bu kadınlar herhalde. Ben bakarım hemen. Ay anne, vallahi korkulur senden. Ay suratını asa asa dize getirdin şu kızı. Söylüyorum sana. Ben bunların dilinden çok iyi anlarım Feride. Sen daha dur, dur. Bu yıldaki dengeler daha henüz oturmadı. Buyurun. Ah,
Davetiyelerimiz geldi. Şey o daveti... Hemen hazırlanmalıyız. Hiç vaktimiz yok. Ayşen Kaya. Çağırmıyorlar, Ayşen'i çağırıyorlar. Ayşen'cim, rica etsen bizim yatak odasına bir bakar mısın? Kızlara söyledim ama sabahtan beri hala çarşafları değiştirmediler. Lütfen. Tamam, ben bakarım şimdi. Mutfakta çok işleri vardı. Eğer yapmamışlarsa ben yaparım hemen. Çamaşır yıkarım, yok yemek yaparım, yok bilmem ne. Allah'ım ya. Hadi bizim yerimize çağırdıkları kıza bakar mısın anne? Bir daha şu kızın karşısında bizi değil seni çağırdılar diye ağlarsan aklımı oynatacağım. Anne nasıl bir hakarete uğradığımızın farkında mısın sen? Ayşe'nin davet edilmesini aklın alıyor mu senin? Benim aklım alıyor. Çünkü böyle organizasyonlarda atamanlar ne derse o olur. Ayşe'nin gösterdikleri yakınlık devam ediyor. Çok saçma. Rezan durup dururken hiç kimseye yakınlık göstermez. Ayşen'i çevresine alacak. Sebebini bilmiyorum. Ama Ayşen kesinlikle Rezan tarafından kabul görüyor, onu biliyorum. Aslında bu bizim için hiç de fena bir şey değil. Ayşen'in bizimle beraber kabul görmesi gerekirdi anne. Tek başına değil. Kıskançlığı bırak da elimizdeki tek şansı kullanmaya bak. Ayşen hala bize muhtaç. Onu kontrol altında tutup dışarıya karşı parlatmak zorundayız. Yoksa bu hizmetçi haliyle o müzayededen isterse her şeyi alsın. Hiçbir işimize yaramaz. Onu baştan yaratmak lazım. Tepeden tırnağa. Eğer işimize yaramasını istiyorsak üzerindeki o taşla toprağını atıp hizmetçi Asuman'ın ezik kızından bir yıldız yaratmak zorundayız. Hem de bizim için parlayan bir yıldız.